El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Ezzübillahi ve şeytan acımız Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn İhtinâ sırâtel müstakîm Sırâtel lezîne en'amte aleyhim Gayril mağdûbi aleyhim ve lezzâlihim Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah-u Teala bir sualler ve cevaplar faslında bir araya getirdi. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir lütfuyla karşı karşıyayız. Sevgili kardeşlerim, sizlerin ulaştırdığı her sual Kur'an'a onun kavramlarından herhangi birine yaklaşma konusunda her seferinde başka bir açı oluşturuyor. Aynı olaya ayrı ayrı zaviyelerden, ayrı ayrı açılardan bakmak mümkün oluyor. Her birinde yeni bir sonuç doğuyor. Aynı kavramın bir başka cepheden daha manasının derinliğine ulaşmak mümkün oluyor Rabbimizin öğretisi sayesinde. Öyleyse her sorunuz başka bir açıdan daha kavramların açıklanmasına mutlak zemin hazırlıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse sualleriniz bizim için ve kardeşlerimiz için ve kim Allah'ı tanımak istiyorsa onların hepsi için. Allah'ın öğretisinin açıklığa kavuşması açısından önemli adımlar oluşturuyor. Biliyorsunuz ki öğrenmek önce manayı kavramak, sonra bunu fıkıh etmekle gerçekleşir. Fıkıh öyle bir öğrenme safhasıdır ki orada o kavramı kendinize mal edersiniz. Onun karşısında olan birisi size o konuda bir şey söylediği zaman müdafaa etmek ihtiyacını duyarsınız. Böyle bir ihtiyaç duyduğunuzda bilin ki siz o kavramı fıkıh etmişsiniz. Kendinize mal etmişsiniz. Sizin mamelekinizden yani mal varlığınızdan bir parçasını oluşturuyor o. Manevi dağarcığınızdan bir kavram. Öyleyse her birisi hedefe yürünen yolda bir kilometre taşıdır suallerinizin. Ve huzur içinde olun ki her sualiniz Kur'an-ı Kerim'le ilişkili her safhada sadece bir kilometre taşı teşkil etmekle kalmıyor. Bilgisayarın hafızasına yerleşen
O sual aynı konuda daha evvel sorulan diğer suallerle bir araya geliyor. Ve öğrenim tarihi içerisindeki adım adım vücuda gelen derinleşmeler orada en açık bir statüde bir hüviyet kazanıyor. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olacağı bir ortamda orada kıyamet gününde bizler bir arada olacağız. Öğreti Allah'ın öğretisi bizim elimizde size ulaştıkça dünyanın şu anda ilim adını verdiği seviyenin ne kadar ötesinde olduğunuzu her geçen gün biraz daha açık olarak idrak edeceksiniz. Ve alimler safında yer alıp da makam işgal edenlerin, insanların tayin ettiği makamlarda makam işgal edenlerin aslında bu öğretiden ne kadar nasip aldıklarını hazin hazin idrak edeceksiniz. Ve o zaman dünyayı saran duhanın bütün dünyayı kaplamış olan duhanın bu fitnenin dünyayı aydınlatmaya mani olan ilgisizliğin, talepsizliğin insanları nereye sürüklediğini göreceksiniz. Dünya yaklaşık 6 milyar nüfus taşıyor. Şu anda insanlar sadece Allah-u Teala'yı dilemek kadar basit bir talepte bulunmadıkları için bu insanların 5,5 milyarından fazlasının kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, insanların %90'ından fazlası sırf Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kurtuluşa ulaşamazlar. Allah'ın bu devirde hidayet çağında ortaya koyduğu Kur'an'ın unutulmuş gerçekleri bakalım ne zaman bu dünya insanının önce zihnine sonra kalbine işleyecek. Hepiniz hayatınızı buna angaje edin. Bu hedefe ulaşmak için yaşayın. İnsanları kurtarmak, Allah'ın cennetine gireceklerken onların sırf cehaletleri yüzünden Allah'a ulaşmamayı dilememek, ulaşmayı dilememek şu anda dünya üzerindeki fitnenin temelini oluşturuyor. İnsanlar asırlar evvel unutmuşlar Allah'ın bu gerçeğini. 14 asır evvel yaşanan en büyük gerçek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hidayet çağının sembolü. Ancak bununla ruhunuz hidayete erebilir. Ancak bununla fizik vücudunuz hidayete erebilir. Ancak bununla nefsiniz hidayete erebilir. Ancak bununla iradeniz hidayete erebilir. Her biri, her hidayete eriş bir teslim içerir. Allah'a kayıtsız, şartsız teslimiyet. Doktor Abdülcebbar Boran diyor ki Necm suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerini bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim,
Necm 27'de Allah Teala diyor ki innellezine la yu'minune bil ahireti le yusemmunel melaikete tesmiyetel unsa. Muhakkak ki ahirete iman etmeyenler, ahiret Allah'a insan ruhunun dünya hayatını yaşarken ulaşmasına iman etmeyenler, melekleri dişi isimlerle isimlendiriyorlar. Yani melekler dişiymiş gibi. Necm 28. اَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ اِلْمِ ve onların bu bunlar hakkında, bu bilgiler hakkında hiçbir ilmi yok. اِنْ يَتَّبُونَ اِلَّا الزَّنَّ onlar sadece zanna tabi olurlar. Ve inne zanne la yuni minel hakkı şey'a. Ki zan, hakkı bilmek mecburiyetinden hariç tutamaz. Zanları ne olursa olsun, insanlar hakkı bilmek mecburiyetindedirler. Necm 29. Fe alet en men tevella en zikrina ve lem yurid illel hayatet dünya. Bizim zikrimizden yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kişiden yüz çevir. Necm suresinin 30. ayet-i kerimesi. Zalike mebleguhum minel ilmi inne rabbeke huve alemu bimen dalle an sebilihi ve huve alemu bimen ihteda. İşte onların bali olabildikleri, ulaşabilecekleri en üst seviye ilimden yana budur. Muhakkak ki senin Rabbin yolundan, Allah'ın yolundan sapanı en iyi bilendir. Ve hidayete ereni de en iyi bilendir. Şimdi ayetler bunlar. Bakalım Cebar ne diyor? Necm 27, 28, 29, 30. ayetlerini bizlere açıklar mısınız diyor. Ayetlerin açıklanması. Şimdi konu ahirete iman etmeyenlerden başlıyor. Ahiret nedir? Ahiret, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının adıdır. Aslında lügat manası, evvel ve ahirin ikincisinden, sonrakinden geliyor. Evvel, önceki, önce, ahir, sonraki, sonra. Ahiret kelimesini Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala ruhun Allah'a ulaşması olarak kaydetmiş, öyle kullanmış Kur'an-ı Kerim'de. Ruhun insanoğlu ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına ahiret diyor Allah-u Teala. İşte Allah Teala'nın Araf 146 ve 147'de ifade ettiği şey diyor ki Allah Teala onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle kibirlenenlerdir. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. Onlar irşat yolunu, rüşt yolunu gördükleri zaman rüşt yolunu yol olarak kabul etmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman
gay yolunu yol olarak kabul ederler. Bunun sebebi onların ayetlerimizden gafil olmaları ve ayetlerimizi tekzip etmeleridir, yalanlamalarıdır. Onlar ki ayetlerimizi ve ahirete ulaşmayı inkar ederler. Onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Kim ayetlerimizi tekzip ederse ve Allah'a ulaşmayı, ahirete ulaşmayı tekzip ederse, yalanlarsa, onun amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Amellerin boşa gitmesi keyfiyetini bir başka noktada daha görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Amellerin boşa gitmesi keyf 105'te geçiyor. Onlar ki diyor Allah Teala, Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı inkar ederler ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Onların amelleri boşa gitmiştir. Birinde ayetin geri kalanları birbirine aynı. Birinde Allah'a mülaki olmayı, ötekisinde ahirete mülaki olmayı kullanmış Allah Teala. Sonuç aynı, amellerin boşa gitmesi. Demek ki ahiret müessesesi Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmak olarak geçiyor. Kişinin ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının adına ahirete mülaki olmak diyor Allah Teala. Ve devam ediyoruz. Onlar baştan başlıyoruz ahirete. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dilemeye Allah'a dünya hayatında ruhun ulaştırılmasına iman etmeyenler. Onlar melekleri dişi isimlerle isimlendiriyorlarmış. Vasıflarından bir tanesi de bu. Melekleri Allah'ın kızlarıdır diyenler, melekleri dişi isimlerle isimlendirenler vesaire. Ama müşterek özellikleri Allah'a insan ruhunun dünya hayatını yaşarken ulaşacağını inkar etmeleri. Necm suresinin 28. ayet-i kerimesinde bir sonraki ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki onların bu sözler hakkında, yani meleklerin isimlerinin dişi veya erkek oluşu hakkında hiçbir bilgileri yok. Ama onlar melekleri Allah'ın kızları olarak kabul ediyorlar ve meleklere dişi isimler veriyorlar. Onlar sadece zanna tabi olurlar, zanna ittiba ederler diyor Allah Teala. Ama insanlar neyi zannederlerse zannetsinler, hakkı bilmek mecburiyetinden kurtulamazlar diyor. Zan insanları hakkı bilmek mecburiyetinden kurtaramaz. Hakkı bilmek ve tatbik etmek mecburiyetindedirler. Yani Allah'a ulaşmayı bilmek ve Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedirler diyor Allah Teala. Burada hakkın bilinmesi, üzerimize hak olan, üzerimize aynı zamanda vazife olan ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmak, hayattayken ulaştırmak. Hem hakkımız hem de vazifemiz. Hakkımız demekle ne demek istiyoruz? Hakkımız, çünkü bu mutluluğu yaşamak için bütün insanlar Allah Teala tarafından ehil kılınmışlar. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanırsa ve ruhunu Allah'laştırmaya heves kazanırsa,
isterse bunu ve Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlak olarak kurtulmuştur cehennemden. O kişi dünya saadetinin muhtevasına girmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hakkı bilmek ve itaat etmekten dem vurması söz konusu. Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı, hepimiz ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Bu üzerimize haktır. Çünkü insan olarak yaratıldık. Hepimiz bunun hak olarak sahibiyiz. Bizim hakkımızdır. Aynı zamanda vazifemizdir. Niçin hakkımızdır? Allah'a ulaşmayı dileyerek cennet saadetini elde edeceğimiz için, üçüncü kat cennetin saadetini elde edeceğimiz için, Allah bunu temin edeceği için, Allah'a ulaşmayı dileyerek dünya saadetinin yarısından fazlasını mutlaka elde edeceğimiz için, böyle bir hakkın sahibi kılıyor bizi. Aynı zamanda vazifemiz, o hakka ulaşabilmek için bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz, zorundayız. Bu bizim vazifemiz. Allah'a ulaşmayı dilemekle vazifeliyiz, mükellef kılınmışız Allah-u Teala tarafından. Ve Necm 29'da Allah-u Teala diyor ki, bizim zikrimizden yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kişiden yüz çevir. Burada dikkatinizi çekmesi lazım gelen şey, dünya hayatından başka bir şey istemeyen kişi. Bu ifade size hemen Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerini hatırlatacak. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ مِلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارِ بِمَا كَانِي يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir niyetleri yoktur diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. İşte dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olarak doyuma ulaşırlar ifadesiyle buradaki ve lem yurid illel hayatı dünya. Dünya hayatından başka hiçbir şeyi murad etmeyenler, irade etmeyenler, dilemeyenler, onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani dünya hayatını arzu ederler ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onları doyuma ulaştıran da dünya hayatıdır. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmayı, manevi kesimi dilemezler. Onlar dünyanın kendilerine vereceğini düşündükleri, mutluluk zannettikleri şeyi ararlar. Dünya hayatının kendilerine sağladığı tatmini, çok para kazanmak gibi. Zannederler ki çok para kazanırlarsa mutlu olacaklar. Ama mutlu olamadıklarını göreceklerdi eğer kazansalardı. Necm suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, işte onların ilimden bali olabilecekleri, tebellü edebilecekleri, ulaşabilecekleri, buluğa erecekleri şey ulaşabilecekleri hudut, ulaşabilecekleri en üst seviye budur diyor Allah-u Teala. Onların ilimleri buraya kadardır. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Tabiatıyla kimdir Allah'ın zikrini yapanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar bilirler ki
zikirleri arttıkça nefslerinin kalbindeki afetler azalacak. Onlar azaldıkça fazıllar arttığı için azalacak. Azaldıkça yani fazıllar artacak ve artan her %7 fazılda ruh Allah'a doğru yaptığı yolculuğunu 7. kattan 7 tane alemi geçerek Allah'a ulaşarak tamamlayacak. Kişi vuslata nail olacak. Bu insanlar Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın bahsettiği ilimleri sebebiyle dalalette kalanlar. Bugün dünyada bir İslam ilmi öğretisi var. Bütün üniversitelerde öğretilen müfredat programlarında bütün genişliğiyle insanlara öğretilen gerçekten bir ilim var. İslam ilmi. Ayrı ayrı konulardan oluşuyor. Ama bu ilimlerin arasında Allah'a ulaşmayı dilemek ve böylece cehennemden kurtulmak yer almıyor. İlimde o öğretinin içerisinde, bütün üniversitelerde öğretilen din ilmi öğretisinin içerisinde bu husus yer almıyor. Onun için dünya hayatını istiyor insanlar. Ve Allah Teala diyor ki muhakkak ki senin Rabbin Allah'ın yolundan dalalete düşeni ve hidayete ereni en iyi bilendir. Kimdir hidayete eren? Ahirete inanan, ahirete ulaşmayı dileyen kişi, o hidayete erer. Hidayetin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece o hidayete erer. İkinci suali Cebbar'ın, Necm 27'ye göre ahirete iman etmeyen, melekleri dişi isimlerle isimlendirenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir diyebilir miyiz? Elbette Allah Teala'nın buradaki ahirete inanmayanlar, insan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlar manasına geldiği için, ahirete iman etmeyenler Allah'a ulaşmaya, dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmaya iman etmeyenlerdir. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Diyebilir miyiz? Elbette diyebiliriz. Üçüncü suali Cebbar'ın, Necm 29'a göre dünya hayatını dileyen ve Rum 7'ye göre sadece dünya hayatının zahirini bilen bu insanların fizik ötesi alemlerle ilgili bilgileri Necm 28'de de ifade edildiği gibi sadece zandan ibarettir diyebilir miyiz? Açıkça söylüyor Necm 28'de onların Necm 29'da dünya hayatını dileyen bu kişiler Rum 7'ye göre ya lemune zahiren minel hayati dünya ve hüm anil ahireti hüm gafilun. Onlar dünya hayatından dışta olanı bilenler, onlar ahiretten gafil olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemekten gafil olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemekten gafil olanlar.
Öyleyse onların Allah'a ulaşmayı dilemediklerine göre, kurtuluşları da mümkün olmadığına göre, fizik ötesi alemlerle ilgili bilgileri sadece zandan ibarettir diyebilir miyiz diyor. Evet, sadece ne yazık ki zandan ibarettir diyebiliriz. Serdar Demirci diyor ki, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salate ve la tekunu minel müşrikin. Münibine ileyhi, ona dön. Allah'a ulaşmayı dile. Yettekuhu ve ona karşı takva sahibi ol. Ve ekumus salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma. Rum 32. Minellezine ferreku dinehüm. O müşrikler gibi olma ki onlar dinlerini fırkalara ayırmışlardır. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmıştır. Ve kânü şiyâ'a ve kânü şiyâ'a, bölük bölük olmuşlardır. Kullu hizbin bimâledeyhim ferihun. Her grup kendi ilmiyle ferahlanır. Her grup kendi ilmiyle ferahlanır. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dile. Ve takva sahibi ol. Münibine kelimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyi, yani Allah'a yönelmeyi ifade ediyor. Allah'a yönelme faslı. Bu kelimenin Allah'a ulaşmayı değil de Allah'a yönelmeyi ifade ettiği Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle kesinleşmiştir. Şura 13'te Allah Teala diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu. Yehti ileyhi men yunib. Oradaki yunib kelimesi buradaki münibine kelimesiyle aynı kelime. Aynı kökten geliyor. Allah'a ulaşmayı dileme, Allah'a yönelme. Allah'a ulaşmayı dileyeni, Allah'a yöneleni Allah kendisine ulaştırır. Şimdi o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her grup kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bütün hizipler, bütün gruplar kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. Şimdi Serdar soruyor. İnşallah bu ayet-i kerimelerle Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi arasında bir ilişki var mıdır? Her ikisinde de buyurulan ilim aynı ilim midir? Aslında Rum 32'de ilim geçmiyor.
Ama kendi yanındakiyle olduğu için ledeyhim kelimesi kullanmış Allah Teala. Bima ledeyhim ferihun. Kendi yanındaki şeyle ferahlanır. Kendi yanındaki şey nedir? Kendi ilmi kişilerin. Bir bakıma söylediği tamam. Kendi yanındaki şeyi, kendi ilimleri, bir başka ifadeyle ilimsizlikleri. Bunlar şirkte olanlardır diyor. O müşriklerden olmayın ki onlar bu hüviyette. Şimdi Câsiye 23'e bakıyoruz. Efereyte men ittehaze ilahehu hevahu. O hevasını kendisine ilah ittihaz edeni, ilah edineni görüyor musun? Diyor Allah Teala. Ve edallahu ala ilmin. Allah onları ilim üzere, onların ilimleri üzere dalalete bırakır. Ve hateme ala sem'ihi kalbihi. Ve onların işitme hassasını mühürler ve kalplerini mühürler. Ve ceale ala basarihi gıçave. Onların basar isimli görme hassasının üzerine gıcavetle üzerine gıcavet isimli bir perde çeker. Femen yehdihi min badillah. O kişiyi bundan sonra Allah'ın bu yaptığından sonra kim hidayete erdirebilir? Efela tezekkürün, hala tezekkür etmez misiniz? Bu ayetler arasında bir ilişkinin var olup olmadığı konusuna geliyoruz. Rum 31 ve 32 kişiler, 32'deki kişiler Allah'a ulaşmayı dinlemeyenler. Öyleyse onlar dalalette olanlar. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesindekiler yine Allah'a ulaşmayı dinlemeyen kişiler ve dalalette olanlar. Her ikisi de müşrikler. Her ikisi de dalaletteler. Birinci konudaki müşrik olanlar Rum 31 ve 32'likler Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için o müminleri oluşturan tek fırkada olmayanlar. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi müminleri oluşturan tek fırkada olacaklardı ve Allah'a kul olacaklardı. Şeytana kul olmaktan kurtulacaklardı. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için o tek fırkada değiller. Diğer bütün fırkaları oluşturanları vücuda getiriyorlar. O zaman onlar Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre mümin olmayanlar tek fırkayı oluşturamayanlar. Sebe 20'de Allah Teala ne diyordu? Şeytan insanlar olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün diğer fırkalar şeytana kul oldular diyor. Burada da Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahipleri tek fırkada olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, o tek fırkada olup mümin olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, geri kalan 72 fırkayı oluşturanlar. Öyleyse Câsiye 23'te bu ayetlerin ilişkisi kesin. Her iki grupta şirkte. Birinci grup fırkalara ayrıldıkları için şirkte. İkinci grup yani Câsiye 23 hevasını yani nefsinin afetlerini kendisine ilah edindiği için ilah varken
ikinci bir ilahı nefslerin afetleri olarak nefslerinin afetlerinin dileği olarak değerlendiriyor Allah-u Teala. Hevası, hevalarını kendilerine ilah edinenler. Bir ilah varken başka bir ilah ediniyor. Allah'ın emirlerini ne zaman hevasının talebine göre çiğnerse, çiğnediği her olayda bu kişi bir sıkıntı içerisinde. Çiğnediği her olayda Allah'ın ilahın yerine başka bir ilah getiriyor. Allah'ı emir ve kumanda mevkiinden indiriyor. Nefsinin o afetini emir ve kumanda mevkiine koyuyor. İlah yerine onu koyuyor. Onun dediğini yapıyor. O zaman bu kişiler dalalette. Her ikisi biri Câsiye 23'te bu ilimleri sebebiyle Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için onları dalalette bırakırız diyor Allah Teala. Diğerlerinin de dalalette olduğu kesin. Çünkü bunlar müşrikler. Müşriklerin hepsi kesin olarak dalalettedirler. Her iki ayet-i kerime de aslında müşriklerden bahsediyor. Bu ayet-i kerimelerle ikinci suali, Bakara suresinin 79. ayet-i kerimesi arasında ilişki var mıdır diyor. Bakara 79, فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْدِهِمْ سُمَّ يَكُلُونَ هَا زَامٍ اِنْدِ اللّٰهِ. Onlara yazıklar olsun ki onlar elleriyle kitap yazarlar. Sonra da derler ki işte bu Allah'ın katındandır. لِيَشْتِرُ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا. Onunla o yazdıkları kitapla az bir şey satın almak için. Az bir bedel karşılığında, az bir bedel kazanmak için, az bir bedel karşılığında satmak için. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْد۪يهِمْ. Ve onların elleriyle yazdıklarından dolayı onlara yazık olsun. Ve veylün lehum mimma yeksubun, iktisap ettikleri negatif derecelerden dolayı onlara yazıklar olsun. Kazandıkları, iktisap ettikleri şeyler hem negatif dereceler hem de o yaptıkları, sattıkları şey kazandıkları sebebiyle kazandıkları para. Herkesi için de onlara yazıklar olsun diyor Allah Teala. Üçüncü suali Serdar'ın, bu ayetlerde anlatılan kişiler Bakara suresinin 18. ayet-i kerimesinde buyurulan kişiler midir? Sümmün, bükmün, umyün ve hümla yercuğun. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Ve onlar artık onlar Rablerine dönmezler, Allah'a rücu etmezler, Allah'a ulaşmazlar. Evet, Rum 31'ine baktığımız zaman sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler müşriklerden olmazlar. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenler kör, sağır ve dilsiz değildirler. Dalalette olanların kör, sağır ve dilsiz olduğunu Allah Teala Araf 179'da net olarak söylüyor. Araf 179 dalalette olanları veriyor. Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, onunla görmezler. Yani kördürler. Onların kulakları vardır, onunla işitmezler, yani sağırdırlar. Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh etmezler, yani idrak etmezler. Yani konuştukları Allah'ın konuşmasını emrettiği şeyler değildir.
Allah'ın dilediğini söylemezler. Bu sebeple aynı zamanda dilsizdirler. Onlar hayvanlar gibidirler diyor Allah Teala Araf 179'da. Hayır, hayvanlardan daha çok dalaletedirler diyor. Sebebi de hayvanların Allah'ın emirlerine itaat etmeleri, Allah'ın emriyle hareket etmeleri, Allah'a ibadet etmeleri diyor Allah Teala. Allah'ın emirlerine itaat etmeleri söz konusu hayvanların. Öyleyse bu ayetlerde anlatılan kişiler Bakara suresinin 18. ayeti kerimesinde anlatılan kişilerdir. Evet. Ankara'da Sait Yüksel diyor ki Nisa 175 ile Fatiha suresi arasında bir ilişki var mıdır? Nisa 175 Fe emmellezine aminu billahi ve tesamu bihi fe se yutfiluhum fi rahmetin minhu ve fadlin ve yehtihim ileyhi sıratan müstakima. Allah'a aminu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve Allah'a sarılmayı dileyenleri ulaştıktan sonra Allah'ın zatında ruhunu yok etmeyi, fena fillah olmayı dileyenleri Allah rahmetinin ve bazının içine koyacak ve onları kendisinden, Allah'tan bir fazlın ve rahmetin içine koyacak ve onları kendisine ulaşan sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet edecektir, ulaştıracaktır. Fatiha suresi Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Fatiha 2 Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Errahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Maliki Yevmiddin Din gününün Maliki olan İyyâke nâbüdü ve iyyâke nestaîn. Allah'ım yalnız sana kul oluruz ve yalnız senden istihane isteriz. Mürşidimizin kim olduğunu sadece senden öğrenmek isteriz. Niçin? Mürşidimizi görelim de sırat-ı müstakime ulaşalım diye tabi olduğumuz anda başımızın önüne devrin imamı gelecek. Ve bunun üzerine kalbimize Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesiyle iman yazılacak. Ve ruhumuz da vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacak. İşte kim Allah-u Teala'dan mürşidini isterse o istihane istemektir Allah-u Teala'dan. Niçin istihane ister kişi mürşidine ulaşsın da Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mürşidine ulaşsın da ruhu vücudundan ayrılsın ve Allah'a doğru yola çıksın. Sonunda da Allah'a ulaşsın. Ruhu sırat-ı müstakime ulaşsın. İhtina sırat-ı müstakim. Bizi sırat-ı müstakime hidayet et, ulaştır. Sırat-ı lezine en'amte aleyhim. Üzerlerinde nimet olanların yoluna tabi olduğunuz anda devrin imamının ruhu mutlaka başınızın üzerindedir. O başınızın üzerindeki nimettir. Gayrıl magdubi aleyhim Allah'ın gazap duyduklarının yoluna değil, mümin olmayanlara gazap duyarız, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere gazap duyarız diyor Allah Teala. Vela dalim ve dalalette olanlara da, dalalette olanların da yolu değildir diyor. Fatiha'nın muhtevasında açıkça aynı olay var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o
dalalette olanlardan değildir. Allah'ın gazap duyduğu kafirlerden de değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen, dilediği andan itibaren küfürden kurtulmuştur. Mümin olmak şerefine ermiştir. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren birkaç dakika içinde Allah o kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakayı, kalbindeki ekinneti alacak. Almak için kalbinin mührünü açacak. O kişinin işitme hassasının üzerindeki mührünü açacak. O kişinin görme hassasının üzerindeki gışavet isimli perdeyi alacak. Tabii kalbin mührünü açtığı zaman ekinneti oradan alacak, küfürle birlikte. Ne olacak bu kişi? Bu kişinin kalbine, Allah, kalbinde artık Allah'a ulaşma dileği var. Bu kişi hem Allah'a ulaşıyor, Allah'a inanıyor, hem de Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inanıyor. İşte Allah'a inanmakla beraber Allah'a ulaşma dileğinin var olması o kişinin dalalette olmaktan kurtulduğunu, hidayet üzere olduğunu ifade eder. Allah'ın gazap duyduğu mümin olmayanlar konunun dışındadır. Fatiha suresinin müminleri kapsadığı, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri muhtevasını aldığı, sırat-ı müstakime ulaşanların başlarının üzerinde devrin imamının ruhunun bulunacağı muhtevası var. Nisa 175 ile Fatiha suresi bu açıdan kesin ilişki içerisinde. Çünkü orada da Allah'a ulaşmayı dileyenleri yetmez. Allah'a sarılmayı dileyenleri, yani Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın zatında yok olmayı dileyenleri diyor Allah Teala. Öyleyse açık bir şekilde Nisa 175 ile Fatiha birbiriyle ilişkilidir. İkisinde de sırat-ı müstakime ulaşmak, sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşmak hedeftir. Ve dalaletten kurtulup hidayet üzere olmak hedeftir. Nisa 175 ile Nur 21 arasında bir ilişki var mıdır diyor Zahid. Nur 21'de Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine amenu la tettebu hutuvetü şeytani." Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, şeytanın adımları üzere olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi hutuvetü şeytani, kim şeytanın adımlarına tabi olursa, fe innehu ye'muru bil fahşai vel münker. O şeytan tarafından fuhuşla ve münkerle emrolunur. Muhakkak ki o fuhuşla ve münkerle emrolunur. Ve levla fadullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekâ minküm min ehadin ebeden. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz hidayete eremezsiniz. Nefsinizi tezkiye edemezsiniz içinizden hiçbiriniz. Velakin Allah'ı yüzekki men yaşa, Allah dilediğini tezkiye eder. Vallahi semi'ün alim. Allah işitir ve bilir. Nisa 175 ile Nur 21 arasında ilişki var mıdır? Vardır tabii. Nisa 175 Allah'a ulaşmayı dileyenlerden bahseder ve Allah'a sarılmayı dileyenlerden bahseder.
ve her ikisinde de Allah'ın rahmeti ve fazlı söz konusudur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine Allah'ın rahmeti ve fazlı gelirse bir hüküm ifade eder. Rahmet ve fazl kalbe ulaşır. Kalbin içine Allah Teala mürşide ulaştığı anda o kişi imanı yazmıştır. Ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya, iman kelimesinin etrafında bir hüviyette bir yer kaplama muhtevasına girerler. Bir hacmi doldururlar. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlarlar karşıt manyetik alanları sebebiyle ve iman kelimesinin etrafında fazılların kapladığı kesime karanlıkların tekrar geri dönmesi mümkün değildir. Artık o kalbe karanlıklar değil, Allah'ın fazilet isimli, fazl isimli nurları yerleşmiştir. Yerleşmeye başlamıştır. Kişiyi fazilet sahibi kılmak üzere. Her ikisinde de rahmet ve fazl var. Bunlar birbiri aralarında ilişki olduğu kesin. Nur 21 fazladan nefs tezkiyesinin de hidayetin bir parçası olduğunu ifade etmiş oluyor. Nefsin tezkiyesi oranında ruh Allah'a doğru yola çıktığı için. Üçüncü suali İbrahim suresinin 21. ayet-i kerimesini ancak hidayete erenlerin insanları hidayete erdirebileceğini delil olarak gösterebilir miyiz? İbrahim 21'de Allah Teala diyor ki ve berezu lillahi cemia. Kâlet duâfâhü lillezîne estekberû. Ve berezü ve ibraz edildiler. Allah için hepsi. Yani Allah'ın huzurunda toplandılar. Ve kâlet duâfâhü lillezîne estekberû. Ve duâfâhü zayıf olanlar. Bu lillezîne estekberû kibirlenenlere dediler ki inna künnâ lekum tebe'an. Biz size muhakkak ki tabi olduk. Fehel entüm mugnûne annâ min azâbillâhi min şeyin. Şimdi siz Allah'ın azabından bir şeyi bizden giderebilir misiniz? قَالُ لَوْ هَدَانَ اللّٰهُ لَهِدَيْنَاكُمْ Eğer Allah bizi hidayete erdirseydi, elbette biz de sizi hidayete erdirirdik. سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجَزِينَا اَمْ صَبَرْنَا Sabretsek de sabretmesek de bizim için aynıdır. مَالِنَا مِنْ مَاهِسْ Bizim için kaçacak bir yer yoktur, dediler. Öyleyse kendileri hidayete ermedikçe insanlar kimseyi hidayete erdiremezler. Hidayete ermek dört seviye gösterir. 21. basamakta ruh hidayete ermiştir. 25. basamakta fizik vücut, 27. basamakta nefs, 28. basamağın 5. kademesinde irade hidayete erer. Ve böylece hidayetler tamamlanır. İstanbul'dan Hüseyin Dülkadir diyor ki, Enam 153 ve 126. ayet-i kerimelerinde ifade edilen sırat-ı müstakim ile sırat-ı rabbike müstakim arasında bir illiyet rabıtası var mıdır? Bu iki ayet-i kerimeyi sırat-ı müstakimin dört sebil açısından bizlere açıklar mısınız? Diyor kardeşimiz. Ve haza sırat-ı rabbike müstakim. İşte bu
Rabbine istikametlenmiş yoldur. Kat fasallel ayeti li kavmin yezekkerun. Tezekkür eden bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Enam 153 ve enne hâzâ sırat-ı müstakîmen fettebiûhû. İşte bu sırat-ı müstakîmdir, ona tabi olun. Ve lâ tettebiû subûle ve diğer yollara tabi olmayın. Fe teferrika bikum an sebîlî. Onlar sizi Allah'ın yolundan ayırır, fırkalara ayırırlar. Allah'ın yolunun dışındaki fırkalara ayırırlar. Zalikum vassakum bihi, işte Allah Teala size bununla vasiyet etti. Leallekum tettekun, umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Enam 153'ten önce Enam 152'nin sonunu söyleyelim. Ne diyor Allah Teala? Ve bi ahdillahi effu. Ve Allah'ın ahdini ifa edin. Yerine getirin diyor Allah Teala. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah'ın ahdini yerine getirin. Haza sırat-ı müstakimu. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse sırat-ı müstakim neymiş? Allah'ın ahdinin yerine getirilmesi. Allah'ın ahdi, ruhun teslimini, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini ve iradenin teslimini içeren bir bütündür. Allah'ın vasiyeti de gene aynıdır. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimini içerir. Ama bizim ahdimiz fizik vücudumuzun teslimini içerir. Bizim yeminimiz nefsimizin teslimini içerir. Bizim yeminimiz ruhumuzun misakini içerir. Ruhumuz, veçimiz ve nefsimiz Allah'a yemin, misak ve ahd olarak üç tane yemin vermiş ezelde. İsimleri yemin, misak, ahd. Ama Maide suresinin 7. ayet-i kerimesine göre Allah Teala bununla yetinmemiş. Ve Allah'ın ilahi iradesi bizim cüz'i irademizden onun da kendisine teslimini emretmiş. Ve nefsimiz de ruhumuz da fizik vücudumuzda Allah'a verdikleri yemin, misak ve ahdlerini gerçekleştirdikten sonra son teslim iradenin teslimidir. O da Allah'a misak vermiştir. Oradaki misak ruhumuzun misaki değildir. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki misak irademizin Allah'a teslim olacağına dair. İrademizin, cüz'i irademizin Allah'ın ilahi iradesine verdiği kesin sözdür, misaktır. Öyleyse Enam 153'ün sırat-ı müstakim seviyesine incelediğimiz zaman burada 7 tane sırat-ı müstakimin hepsini görürüz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andaki 1. sırat-ı müstakim, 7. basamaktan sonra 14. basamağa kadar mürşidimize ulaşmak üzere açtığımız 2. sırat-ı müstakim, mürşidimize ulaştıktan sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırmak üzere açtığımız 3. sırat-ı müstakim, fizik vücudunu teslim için açtığımız 4. sırat-ı müstakim, nefsimizi teslim için geçtiğimiz 5. sırat-ı müstakim, İrşada ulaşmak için açtığımız 6. sırat-ı müstakim ve irademizi teslim için açtığımız 7. sırat-ı müstakim. Aslında bunlardan sadece Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim ruhumuzun gerçek yolculuğuyla noktalanır. Diğerlerinin hiçbirisinde yolculuk yoktur. Onlar fiziki bir aşma ifade etmez. Öyleyse
Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'ın ahdini yerine getirin dedikten sonra onun bir sırat-ı müstakim olduğunu söylüyor. Sırat-ı müstakime tabi olmamızı söylüyor. Sırat-ı müstakime tabi olamazsak diğer fırkalara tabi olacağımızı söylüyor. Sırat-ı müstakime tabi olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, tek fırkanın sahipleri. Onun dışında kalan bütün fırkalar, fırkalara ayrılanlar, şirkte kalanlar, küfürde kalanlar, dalalette kalanlar ve Enam suresinin 153. ayet-i kerimesindeki sırat-ı müstakim Allah-u Teala'nın vasiyetini işaret ediyor. Ruhun ve cin nefsin ve iradenin hepsinin toplam olarak Allah'a teslim edilmesini muhtevasına alan bütün sırat-ı müstakimlerin toplamını ifade ediyor. Allah'ın ahdini içeriyor. Allah Enam suretinin 126. ayet-i kerimesindeki sırat-ı müstakim iki yatay sebil, iki de dikey sebilden oluşan ve bir tek Allah'a ulaştıran, ruhu Allah'a ulaştıran dört sebilden oluşan bir tek sırat-ı müstakimi ifade eder. Yani 14. basamakla 21. basamaklar arasındaki sebili. İfade Allah'a yönlendirilmiş sırat-ı müstakim ifadesi Allah'a ulaştıran yolu ifade ediyor sadece. Tabiyet hangi mürşidin dergahında tabi olursanız oradan devrin imamının dergahına kadar ilk yatay sebil. Oradaki altın kapıdan çıkarak 7. gök katına kadar yolculuk tarik-i müstakim. 7. gök katındaki altın kapıdan içeri giriş 7 tane alem geçiş yatay 3. sebil ve Sittetil Müntaha'dan itibaren dikey 4. sebille ruhumuzu Allah'a ulaştıran 4 tane sebilden oluşan bir sırat-ı müstakim kastediliyor. Enam 153'te ise sırat-ı müstakimlerin hepsi birden mevcut. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan tabi andan sonra tabi olduğunuz sırat-ı müstakimle birlikte bütün sırat-ı müstakimler. Ve Ali İmran ikinci suali Hüseyin'in Ali İmran 14 ve Enam 127. ayet-i kerimeler arasında bir ilahiyet rabıtası var mıdır? Bu ayetlerde ifade edilen me'ab ve yurt kelimelerine açıklık getirir misiniz? Ali İmran 14 Züyine linnâsi hubbu şehevâti minen nisâi vel benîne vel kanâtiril mukantareti minez zehebi vel fıddâti vel hayril müsevvemeti vel enâmi vel hars. Zalike meta'ül hayatet dünya. Vallahi indehu husnul me'ab. İnsanlara kadınlardan, oğullardan, kantar kantar altın ve gümüşten salma, yani ağzı ve ayakları ak nişaneli atlar ve davarlarıyla ekinlerden can zevklere düşkünlük, zevklere sevgi, düşkünlük süslendi, cazip gösterildi yani. Bunlar dünya hayatının yararlanılacak olan metalarıdır. Ve Allah onun, yani Allah'ın katında en güzel sığınaktır. Vallahu ve Allah, andolsun ki Allah, indehu, onun indinde, Allah'ın katında hüsnül meab, en güzel sığınaktır. Enam 127, lehum darüsselamu inde rabbühüm, ve hüve veliyühüm bimâ kânü yâmilûn. Rablerinin katında onlar için selam yurdu, teslim yurdu vardır. Yapmış olduklarından dolayı o onların dostudur. Allah onların dostudur. Ali İmran 14 ve Enam 127 ayet-i kerimeler arasında bir ilahiyet rabıtası var mıdır? Ali İmran 14'te Allah'ın zatının hüsnül meyap olduğu, meyapların en güzel olan sığınak olduğunu söylüyor. Ama Enam 127'de Allah'ın zatından bahsetmiyor. Allah'ın katındaki
sığınaktan bahsediyor Allah Teala. O Allah'ın zatı değildir. Allah'ın zatının katındaki altın tahtlar. Enam 127 biliyorsunuz ki fena makamından sonra beka makamının işaretidir. Fena makamında ruhumuz Allah Teala'ya ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Beka makamında ise Allah Teala yeni bir ruhumuza katında bir taht ihsan eder. O Allah'ın katındaki selam yurdudur, teslim yurdudur. Ama Allah'ın katındaki, Allah'ın zatındaki değil. Öyleyse Âl-i İmrân 14 ile Enam 127 arasında bir niyet raftası söz konusu değil. Birisi fena makamını, birisi beka makamını ifade ediyor. Üçüncü suali Hüseyin'in, kişiye verilen yedi furkanı uzuvlar ve hastalar açısından ve kişinin Allah'ın ipine sarılması açısından bizlere açıklar mısınız? Değerli açıklamanızı diler. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği an, bu dilek Allah Teala tarafından işitilir, bilinir ve görülür. Görüldüğü andan itibaren Allah rahim esması tecelliye başlamıştır. Bu tecellinin neticesinde kişiye yedi tane furkan verilir. Rahim esmasıyla tecelli nelere, nelerin tecellisine, bu tecelli nelerin oluşmasına sebebiyet verir? Bir, gözlerdeki hicab-ı mestureyi alır Allah Teala. İki, görme hastasının, basar isimli görme hastasının üzerindeki gıcaveti alır. İki furkan oldu. Birisi, uzvun görme hastasını garantiliyor. İkincisi, görmenin iç alemimizdeki görüntüleme merkezindeki muhtevasını açıklıyor. Uzvun görmesi ve görme hastasının çalışmaya başlaması. Öyleyse burada irşat makamına bakan kişinin onu herhangi bir kişi olarak görmesi söz konusuyken, o günden itibaren onun herhangi bir kişi değil, irşat makamını temsil eden kişi olduğunun farkına varılması söz konusu. O bir mürşit. Farklı bir yapısı var. Allah'ın öğretisine muhatap. Bunu görüyor artık. Yani onlar sana bakarlar, seni gördüklerini zannedersin. Oysa ki onlar seni görmezler. Sen körlere, körlerin gözlerini açamazsın. Onlar kördürler diyor Allah Teala. Sonra Allah Teala onların kulaklarındaki, uzuvlarındaki, kulak adı verilen uzuvlarındaki vakrayı alıyor, engeli alıyor. Onlar irşat makamının sözlerini işitmeye başlıyorlar. Yetmez. Onların görme, onların işitme hastaları üzerindeki mührü alıyor Allah Teala. İşitme hastaları da mühürlü. İşitme hastalarındaki mührü alıyor. Bir uzuv kulak uzuvdur. İşitmenin uzvu kulaktır. İşitme hastası ise işitme merkezinin görevidir. İşitme hastası işitme merkezinin hassasıdır. Ama uzuv kulaktır. Kulak duyar, işitme hassası işitir, yani manaya varır.
İşitme hassası mühürlü olan kişinin mührünü kaldırıyor Allah-u Teala ve böylece kulaklardaki vakrayı da aldığı için hem işitme hassasının hem uzvun negatif faktörleri yok oluyor. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Allah-u Teala kişinin kalbinin mührünü açıyor. Kalp bir uzuvdur. Bu mührü açtığı anda kalpten ekinneti küfür kelimesiyle beraber dışarı alıyor. Kalbin mührünün açılması üçüncü faktör. Yani görme için iki, işitme için iki, dört. Kalp için iki, kalbin mührünün açılması ve kalpteki ekinnetin alınması. Altı oldu. Ekinnetin üzerinde küfür kelimesi de var. Onu da birlikte alıyor Allah-u Teala. Ve yerine ihbat konulması yedinci faktör sevgili kardeşlerim. Yedinci furkan. O zaman ne oluyor? Kişi kulaklarıyla duyuyor, işitme hassasıyla manasına varıyor. Gözleri de görüyor, gördüklerinin ne olduğunun görme hassasıyla idrakine varıyor. Ve gördüklerini ve işittiklerini kalbine indiriyor, kalbine Allah'ın koyduğu ihbatla idrak ediyor hepsini. Ve böylece tam yedi tane furkan oluşuyor. İki furkan görme hassası ve göz için. İki furkan işitme hassası ve kulaklar için. Üç furkan da kalbin mührünün açılması, ekinnetle beraber küfrün alınması, iki oldu. Kalbe ihbat konulması, üç oldu. Kalbin idrakini engelleyen ekinnetin, mümin olmaktan engelleyen küfürle birlikte kalpten alınması ve yerine ihbatın konulması, idraki sağlayan ilahi kompütürün kişinin kalbine konulması yedinci furkan. Öyleyse idrak edemeyen kişi artık idrak ediyor. İdrak ediyor ki o kişi hakkı söylüyor. O kişinin söylediği şey hak. Ve ne oluyor o zaman? O kişi bu noktadan sonra kalbine Allah-u Teala'nın ulaşması, kalbinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük kapıya, konuma çevirmesi, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açması ve kişinin zikre başlaması üzerine huşuya ulaşması, huşuya ulaştıktan sonra da Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye hacet namazı kılması üzerine Allah-u Teala'nın mürşidini göstermesi söz konusu oluyor 14. 13. basamağa kadar. Ve bu kişi mürşidine ulaşıyor, Allah'ın ipine sarılıyor. Aslında bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. O Allah'tan kopması mümkün olmayan bir iptir. O kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse,
Hiçbir kuvvet o kişinin ruhunu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bu ipin, Allah'ın ipinin sağlamlığının kesin delilidir. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulp, bir ip, Allah'ın ipi bir bakıma mürşittir, bir bakıma Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemek kişinin kendi muhtevasındaki bir husus, diğeri ise kişinin dışında bir müessese. Ama her ikisi de Allah'a ulaşmayı dilemeye kesin kes bağlı, %100 bağlı iki tane unsur. Öyleyse ne oluyor burada? Kişi Allah'a sımsıkı sarılıyor. Allah'ın ipine, Allah'a ulaşmayı diliyor kişi ve Allah'ın zatında yok olmayı, yani Allah'a sarılmayı diliyor. Bu yedi furkan kişiyi neden kurtuluşa ulaştırır? Çünkü her bir furkanda Allah Teala o kişinin kaybettiği dereceleri kazandığı dereceler hanesine bir miktar yazarak örtüyor. Ve neticede kişinin kazandığı dereceleri kaybettiği derecelerin mutlaka ötesine geçiriyor Allah Teala. Birkaç dakika içinde verdiği yedi furkanla kişinin kaybettiği dereceleri kazandığı derecelerden aşağı düşürüyor. Ya da buradaki olaya göre kazandığı dereceleri kaybettiği derecelerden daha öteye geçiriyor, daha üste çıkartıyor. Böylece kişi günahları sevaplarından çok olan bir kişi iken, sevapları günahlarından çok olan bir kişi hüviyetine geliyor. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğinden 5-6 dakika sonra. O anda ölse kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Ama ölmemiş, mürşidine ulaşmış, mürşidine ulaştığı zaman bir kat daha artacak dereceleri. Çünkü Allah Teala Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre bu kişinin günahlarını sevaba çevirecek. Gene yetmez, ona bir sevabına 10 katını verirken 100 katını vermeye başlayacak ve kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar, Allah'ın evliyası olana kadar o 100 katı her katta birer birer arttırarak, yüzer yüzer arttırarak 700 kata çıkaracak. Adeta kişinin cehenneme gitmesini imkansız hale getirecek. Kesinlikle imkansız hale getirecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın burada kişiye gösterdiği bir muhteşem, ona verdiği hediyeler dizisi. Ankara'dan Metin Pekel kardeşimiz der ki, Yunus 2, Araf 69, İbrahim 10, 11 arasında bir ilişki var mıdır? Hadi gelin bakalım beraberce. Yunus 2, Ekâne linnâse aceben en evhâyna ilâ ricûnün minhûm. İnsanlara onlardan birine vahyetmemiz acayip mi geldi? İnsanlar için acayip mi oldu? En enzirin nase, nası insanları ikaz edin, uyarın diye ve beşirillezine aminu ve aminu olanları ve aminu olanları müjdeleyin diye. Allah-u Teala'nın indirdiği bütün Resullere, bütün nezirlere emrettiği şey budur. İnsanları uyarın, amin olanları da müjdeleyin. Allah'a ulaşmayı dileyenleri de müjdeleyin. Bu kadar. İnsanlar ikiye ayrılır. Bir kısmı uyarılanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bir kısmı müjdelenenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Enne lühüm kademe sıdkın inderabühüm. Onlar için Allah'ın katında bir kademe vardır. Sıddıklar makamı. Kademe sıdkın, sıddıklar kademesi, sıddıklar makamı.
Kâler kâfirûne inne hâzâ le sâhirun mübîn. Kâfirler dediler ki bu apaçık bir sihirbazdır. Bunlar arasında birincisi Yunus 2. Şimdi Araf 69'a bakıyoruz. Ve eve acıptüm en câiküm zikrün min rabbüküm alâ racûlin minküm li yünzireküm. Ve sizi uyarması için sizden bir adama, Rabbinizden bir zikir gelmesine mi şaşırdınız? Gelmesi mi size acayip görünüyor, acayip oldu? Yünzüreküm, sizi uyarsın diye. Veskürü izcealekum hülefaye min ba'di kavmi Nuhin ve zadekum fil hakkı bastaten feskürü allallahi lealekum tuflihun. Nuh kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, yani onların yerine sizi getirdiğini, Nuh kavmiyle beraber gemidekiler hariç bütün kavim yok oluyor, dünya üzerindeki bütün insanlar yok oluyor. Sadece Nuh'un gemisiyle kurtulabilenler, bugün yaşayan 6 milyar insanı oluşturanlar sadece o geminin içindekiler. Bir adama Rabbinizden bir zikir gelmesine mi şaştınız? Gelmesi mi size acayip geldi? Nuh kavminden sonra sizi halifeler kıldığını ve yaratılışta sizin gücünüzü arttırdığını hatırlayın. Artık Allah'ın üzerinizdekilerini, yani nimetlerini zikredin ki böylece kurtuluşa erersiniz. Allah-u Teala'nın burada sizi uyarması için içinizden bir adama, Rabbinizden bir zikir gelmesi, yani bir kitap indirmesi, ona bir şeyler yazması ve buna mı şaşırdınız diyor Allah-u Teala. Allah'ın üzerinizdekilerini, üzerinizdeki nimetlerini sayın diyor. Ki böylece felaha eresiniz. Bu ikisi arasında bir ilişki, birinde bir zikir gelmesi, diğerinde Allah-u Teala'nın vahyedilmesi, ikisi de yaklaşık aynı şeyi söylüyor. İkisinde de içinizden bir adama diyor, bir kişiye, bir erkeğe veriyor Allah-u Teala. Ve verdiği şey birinde zikir olarak geçiyor, birinde vahiy olarak geçiyor. Ama her ikisinde de insanları uyarması için. Burada Allah'ın hitap ettiği Araf 69'da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğu için uyarması için diyor sadece Allah Teala. Çünkü hepsi Allah'a ulaşmaya inanmıyorlar ve hepsinin uyarılması lazım. İbrahim 10. Kâlet rusûlühüm efillâhi şekkun fatırı semâvâti vel ard. Yedûküm liyâfire lekum min zunubikum ve yuâhhirekum ilâ ecelin müsemmâ. Gâlu in entüm illâ beşerun mislünâ. Turîdune en tesuddûnâ ammâ kâne ya'budu âvâ'ünâ fetûnâ bi sultanin mübîn. Onların resulleri şöyle dedi. Semaları ve arzı yaratan Allah hakkında mı şüphedesiniz? Sizi günahlarınızı mağfiret etmek için davet ediyor. Allah'a ulaşmayı dilerseniz günahlarınızı mağfiret edecek. Yani günahlarınızı sevaba çevirecek. Ve sizi belli bir zamana kadar tehir ediyor, mühlet veriyor.
Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah'a ulaştırmak üzere hemen Allah-u Teala harekete geçerek onların bir defa bütün günahlarını örtüyor. Sonra onların mürşitlerine ulaştırmalarını temin ediyor. Günahlarını bir de sevaba çeviriyor. Bir de bire 10 verirken bire 100, sonra 700'e kadar arttırarak vermeye devam ediyor. Onlar da şöyle dediler diyor Allah-u Teala. Siz ancak bizim gibi bir beşersiniz. Babalarımızın ifade etmiş olduğu şeylerden, yani putlardan bizi alıkoymak istiyorsunuz. Öyleyse bize açıkça bir mucize getirin. Resulün söylediği açık. Allah sizi davet ediyor diyor yaptıklarınızı. Mağfiret etmek için, günahlarınızı mağfiret etmek için davet ediyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yapacağınız şey bu kadar basit diyor. Öyleyse İbrahim onun da Allah-u Teala'nın daveti açıkça yer aldığına göre Allah-u Teala'nın mağfiret daveti yer aldığına göre Allah onları kendisine ulaşmaya Resulü kanalıyla davet ediyor. Aralarında bir ilişki var. İbrahim 11 قَالَتْ لَهُمْ رَسُولُهُمْ نَحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ وَلَاكِنَ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ اِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا اَنْ نَتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ اِلَّا بِيِذْنِ اللّٰهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ Onların Resulleri şöyle dedi. Biz de ancak sizin gibi beşeriz, insanız. Fakat Allah kullarından dilediğini nimetlendirir. Onlara vahyetmek suretiyle, onlara zikir indirmek suretiyle, kitap yazdırmak suretiyle, onlara başka insanları hidayet erdirmek, yetkisini vermek suretiyle. Bizim Allah'ın izni olmaksızın bir sultan, mucize delil getirmemiz mümkün olamaz. Artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Burada da Resul'ün dediği şey, biz de ancak sizin gibi beşeriz. Allah'ın izni olmaksızın size bir mucize getirmemiz söz konusu değildir. Ama Allah'a kim tevekkül ederse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşacağına inanarak dilerse, o mutlaka Allah'a ulaşır manası çıkıyor. Burada da dolaylı bir şekilde gene diğer ayetlerle bir ilişki var. Resul ve Resul'ün söylediği ve buradaki dili daha kuvvetli. Çünkü müminler Allah'a tevekkül etsinler diye bitiyor bir defa. Müminler diyor, müminler Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, nerede mümin sözü geçerse bunun en alt kademesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a inanmak mümin olmak için yeterli değildir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek herkesi mümin kılar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hem Allah'a inanıyor hem de ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşacağına mutlak olarak inanıyor. İşte bu kişinin bu imanı kalbindedir. Allah o imanı görüyor. Bu kişinin kalbinde iman var. Hayır, Allah o kalbe iman kelimesini yazmamış. Fakat o kalpte o kişinin ruhunu Allah'a ulaştıracağına dair kesin bir iman var. Kalpteki küfür derhal alınıyor Allah Teala tarafından. Ve o iman da kalbin içinde olduğu için alınıyor küfür kelimesi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kalbindeki o imanı, kalbinde mevcut olan imanı, kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda kalbinde iman mevcut. O imanı Allah görüyor, işitiyor, biliyor. Ve onun üzerine kalbin mührünü açarak küfür kelimesini dışarı alıyor. Küfürle iman aynı yerde olmaz. Kalbindeki küfür yazısını dışarı alıyor.
Ama kişinin kalbinde iman kelimesi yok. Ama kişinin kalbinde iman var. Allah'a inanıyor. Ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına da inanıyor. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi gereğince. وَالَّذِينَ يَذُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِي رَبِّهُمْ Onlar kesin şekilde Allah'a mülaki olacaklarına muhakkak surette inanırlar diyor Allah Teala. İşte o Allah'a imanın ötesinde Allah'a ulaşacağına da imanı ihata eder. Ve kardeşimizin ikinci suali, Resul'e tabi olanların Nisa 69 hüviyetine girmeleri için nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini açıklar mısınız diyor. Ve men yuti Allah'a ve Resul'e. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse fe ilâike meallezîne enemallâhu aleyhim. Onlar Allah'ın üzerlerine nimet verdikleriyle beraberdirler. Minen nebiyyine nebilerden ve sıddıkine sıddıklardan ve şühedaya şahitlerden, şehitlerden ve salihin ve salihlerden ve hasune ve Allah'ın has kullarından ilâike refika onlar arkadaştırlar diyor Allah Teala. Resul'e tabi olanların Nisa 69 hüviyetine girmeleri için nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini açıklar mısınız diyor. Kim Resul'e tabi olmuşsa o bir defa mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenlerdendir. Mutlaka ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ama Resul'e ve Allah'a itaat edenler orada durmayacaklardır. Mutlaka onun ötesine geçeceklerdir. Öyleyse Allah Teala'nın da o kişilerin ulaştıkları bir yer var. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaştırmışlar değil, teslim etmişler demek daha doğru. Çünkü sadece ruh Allah'a ulaşır. Ötekiler teslim olurlar. Yetmez. Bunlardan bir kısmı şehit olmuşlar Allah yolunda. Hepsi de nebilerle beraber adın cennetlerine gidecek olanlar. Yani mutlaka iradenin teslimini devreye alan bir ayet-i kerime. Allah'a ulaşmayı dileyenlerden her kim yoluna devam ederse, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra tevekkül ederse, veçini teslim ettikten sonra tevekkül ederse, nefsini teslim ettikten sonra tevekkül ederse, irşada ulaştıktan sonra tevekkül ederse, bu kişi iradesini de Allah'a teslim eder ve Nisa 69'un bütün mutevasına kişi sahip olur. Allah razı olsun. Kardeşimizin üçüncü suali, bir evliya diyor ki, deme bu devirde bir kamil mürşit var mı acep? Bunu söyleyen olmamıştır henüz ehli edep. Bu devirde bir kamil mürşit var mı acep diye bir şey söyleme diyor. Bunu söylersen eğer sen edep ehli değilsin. Adaba, uygun standartlara ulaşamadın. Yani sen Allah'ın yolunda değilsin ifadesi çıkıyor. Diyor ki kardeşimiz, insanlar niçin mazide evliyalar olduğunu kabul ediyor da yaşadığı devirde yoktur böyle bir şey diyorlar. İblis insanları bu konuda etkilediği için. Eskiden insanlar yaşamadığına göre bu insanlar eskiden bu dünya hayatına geldiklerine, bu devirde geldiklerine göre onlar Allah'ın gerçeğini, bu konudaki gerçeğini bilmiyorlar. Şeytan da bundan faydalanarak onları negatif etkiliyor. Kandırması çok kolay, sadece onların yalancı olduğunu, sahtekar olduğunu söylüyor. Allah-u Teala'nın Resullerinin, Allah-u Teala'nın mürşitlerinin yalancı ve sahtekar olduğunu söylüyor insanlara.
İblis herkesi münkerle ve fuhuşla emreder. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şeytanın safındadır. Çünkü şeytanın kuludur. Zümer 17 bunu kesinleştiriyor. Onlar diyor Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediler ve şey insan ve cin şeytanlara tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Şeytana kul olmaktan kurtulduğumuz yer Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta. Öyleyse dilemeyen bütün insanlar şeytandan devamlı fuhuşla ve münkerle emrolunanlar ve onlar bunun farkında da değiller ve aldanmaları için bütün şartlar hazır. Öyleyse bu şekilde bir kandırmak için şeytanın güçlük çekmesi söz konusu değil. Bütün insanlar o durumda. Allah'a ulaşmayı dilemeyen de insanların %90'dan fazlası. İstanbul'dan Hürrem Kazan kardeşimiz diyor ki birinci sualinde Nur 51 ve Maide 7 arasında misak ve ahd yönünden bir ilişki var mıdır? Varsa açıklar mısınız? Nur 51 Efi kulübühüm meradun emirtabı em yuhafune en yehufallahu aleyhüm ve resulü bel ülâki hümüz zalimun. Müminler aralarında hüküm vermek için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman sözleri dinledik ve itaat ettik demeleridir. İşte felah erenler bunlardır. Resul Allah'ın kendisine söylettiklerini söyleyebilir. Kendisine bir şey söylemek yetkisinde değildir. Onun için hakemliği de hakimliği de mutlak olarak Allah'ın standartları içindedir. Maide 7 Veskürü nimetallahi aleyküm misakahullezi vesakakum bi iskültüm semina ve atana. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki ve Allah'a verdiğiniz misaki, onunla size emrettiği misakinizi hatırlayınız ki, o zaman siz dediniz ki işittik ve itaat ettik. O zaman siz dediniz ki işittik ve itaat ettik. Öyleyse Allah-u Teala'nın bizleri bağladığı bir misakimiz var. Allah-u Teala Allah'a karşı takva sahibi olun diyor. Yani ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Misakiniz bunu içeriyor diyor. Dört teslimi de içeriyor. O sinelerde olanı bilir. Her iki ayette de Nur 51'de de Maide 7'de de işittik ve itaat ettik sözü var. Allah'a ve Resulüne davet edildikleri zaman, yani Allah'a ulaşmayı dilemelerini Resul onlara emrettiği zaman onların söylediği şey işittik ve itaat ettik. Yani biz Allah'a ulaşmayı diledik demek. Dilemek asıldır. İkinci suali Hürrem Kazan'ın felaha ermek nasıl olur? İnşallah açıklar mısınız? Felah kurtuluştur. Birinci felah Allah'a ulaşmayı dilediğiniz üçüncü basamaktır. Mutlaka günahlarınız örtülecektir. Mutlaka Allah'ın cenneti için eğin olacaksınız. Birinci cennet. Mürşidinize ulaştınız. İkinci cennete eğin olmak için felahın sahibisiniz. 21. basamak, ruhunuz Allah'a ulaşıp teslim olmuş. 3. kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısının sahibisiniz. 3. felah. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 25. basamakta 4. felah. Nefsinizi teslim ettiğiniz 27. basamakta 5. felah. İrşada ulaştığınız 28. basamağın 4. kademesinde 6. felah. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz 5. kademesinde 7. felaha ulaşırsınız. Kur'an 7 tane felah içerir.
Allah razı olsun. Üçüncü suali, Nur suresinin 52. ayet-i kerimesinde geçen Allah'a ve Resulüne itaat konusunu açıklar mısınız diyor. Nur 52 ve men yuti'allahi ve resulahu ve yahşallahi ve takhi fevlâki humül faizun. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ve Allah'a karşı huşu duyarsa ve Allah'a karşı takva sahibi olursa işte mutluluğa erenler, fevzin sahibi olanlar onlardır diyor Allah Teala. Burada fevzin sahibi, fevzül azimin sahibi 7 tane safayı gerçekleştirip de iradesini de Allah'a teslim edenler. Bunlar neyle ulaşıyorlar buraya? Resul'e itaatle. Resul ne diyor? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ancak kişi Allah'a ulaşmayı dilerse bu dilekten sonra Resul'e tabi olacaktır. Sonra da sırasıyla fizik ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edecektir. Allah razı olsun. İstanbul'dan Oğuz Kalkan kardeşimiz diyor ki, bazı ayetlerin açıklanmasında ayetleri gizleyenlerden bahsediyorsunuz. Burada Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyebilir miyiz? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Bu sebebe dayalı olarak değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler diyor, bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ama ayetleri gizleyenlerden bahsediyorsunuz diyor kardeşimiz. Konu değişti. Bu Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesiyle alakalı bir konu kardeşimizin söylediği. Orada Allah Teala diyor ki, biz indirdiğimiz kitaplarla insanlara ispat vasıtalarıyla birlikte hidayeti açıkladığımız halde diyor, onlar Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler. Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder diyor. Ayrı ayrı konular. Allah'ın ayetlerini gizlemek başka şey, Allah'a ulaşmayı dilememek başka şey. Allah'ın ayetlerinden herkes gafildir, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece. Ama onlar Allah'ın ayetlerini gizleyenler değillerdir. Allah razı olsun. Ve B şıkkında diyor ki kardeşimiz, ve bu gafil olmalarından dolayı ayetlerin gerçek manalarını gizleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyip de tabiyetini gerçekleştirdikten sonra çevresindeki insanlara Allah-u Teala'nın gerçek mesajlarını iletmeyenler acaba bu gruba girer mi? Burada bir yanlış anlaşılma olmuş bu kardeşimiz tarafından, Oğuz Kalkan kardeşimiz tarafından. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar Allah'ın ayetlerini gizleyenler değil. Bu Allah'ın ayetlerini gizleyenler Allah'ın ayetlerinden gafil değiller. Ayetleri biliyorlar. Allah'a ulaşmayı dilememenin insanları cehenneme götüreceğini, kendilerini de başka insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men ettikleri için cehenneme götüreceğini bildikleri halde bile bile ayetleri gizleyenler. Ayetlerin gizlenmesi bu demek. Bilinmesi ve sırf o kişiler evvelce Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur, İnsan ruhu Allah'a ulaşmaz dedikleri için bunun kesin olarak Kur'an-ı Kerim'de ispat edilmesi onları fena halde rencide ediyor ve Allah'ın ayetlerini gizlemek için insanlara yalan söylemeye başlıyorlar. İşte o nokta onların lanetlenmesine sebebiyet veriyor, Allah'ın ayetlerini bile bile gizledikleri için. Gafil oldukları için gizlemek değil, Allah'ın ayetlerini bilmedikleri için gizlemek değil. Bilmeseler zaten gizleyecek bir şeyleri de yok. Bildikleri halde doğrunun o olduğunu bile bile sırf evvelce kendi söylediklerine uygun olmadığı için Allah'ın ayetlerini ve özellikle hidayeti ruhun Allah'a ölmeden ulaşmasını
başka insanlardan gizleyenler bunlar. İnsanlar Allah-u Teala'nın gerçek mesajlarını iletmeyenler bu gruba girer mi? Girmez. Bunlar bilerek gizleyenler. İstanbul'dan İsa Çömlekçi kardeşimiz diyor ki, Bakara 48 ile Bakara 254 arasında kıyamet gününde şefaatin olmayacağı yönünden bir ilişki var mıdır? Bakara 48 Vetteku yevmen la teczeyi nefsün an nefsin şeyen ve la yukbelü minha şefaatun ve la yuhazu minha adlun ve la hum yunsarun. Ve hiç kimseden kimseye bir şey ödenmeyeceği ve hiç kimseden bir şefaat kabul olmayacağı ve hiç kimseden bir fidye alınmayacağı ve onlara yardım da edilmeyeceği bir günden sakının. Bakara 254 Ya eyyühellezine amenu enfiku mimma razaknakum min kable en yetiye yevmin la beyyün fihi ve la hulletun ve la şefa fel kafirune humuz zalimun. Ya ey amenu olanlar, onun içinde ne bir alışverişin, ne bir dostluğun ve ne de bir şefaatin bulunmadığı gün, kıyamet günü gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Allah için harcayın. Kafirler ise onlar zalimlerdir. Bakara 48 ile Bakara 254 arasında kıyamet gününde şefaatin olmayacağı yönden bir ilişki var mıdır? Kesinlikle var. Her ikisi de kıyamet günü şefaatin kabul olunmayacağı, böyle bir şefaatin mevcut olmadığı kesin bir ifade ile ifade ediliyor. Hiç kimseden bir şefaat kabul olunmayacağı diyor birinde. Ötekinde bir şefaatin bulunmadığı gün olarak kıyamet günden bahsediliyor. İkinci suali İsa'nın Bakara 254'te geçen infakın fizik vücudunun infakı olduğunu söyleyebilir miyiz? Bakara 254. Evet. Bakara 154'te olan infakın Allah Teala diyor ki Ya eyyühellezine amenu ey Allah'a ulaşmayı dileyenler enfiku mimma rezeknakum sizi rızıklandırdığımız şeylerden infak edin. Bu fizik vücudun infakı olduğunu söyleyebilir miyiz diyor. Hayır. Fizik vücudun infakını da ifade ediyor muhteva olarak. Ama Allah-u Teala'nın dizaynında bu aynı zamanda nefsin infakıdır. Çünkü cehennemden kurtulabilmeniz için başkalarına dünya üzerinde infak ettiğiniz şeyler sizi kurtaramaz, yetmez. Mutlaka nefsinizin nefs tezkiyesine başlaması gerekir. Allah'a ulaşmayı dilerseniz eğer, o noktaya ulaşmadan evvel de Allah'ın cennetine girersiniz. Ama infaktan bahsediyorsa Allah-u Teala mutlaka o infakta iki konu birden vardır. Hem nefsin fizik vücut tarafından infak edilmesi, hem de fizik vücudun başkalarına dünya malını infak etmesi. Üçüncü suali, Bakara 255 ile Nebe 38 arasında izin ve şefaat yönünden bir ilişki var mıdır? Bakara 255 diyor ki Allah-u Teala, Allah ki ondan başka ilah yoktur. Sadece o vardır. Hayyul kayyumdur. Ne bir uyuklama ne de bir uyku tutmaz onu. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur. Kendi izni olmadan kim O'nun katında şefaat etme yetkisine sahiptir? Onların önleri ve arkaları arasında olan şeyleri bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi ihata edemezler. O'nun dilediği şey müstesna, O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. O ikisini muhafaza etmek, gözetmek kendisine ağır ve zor gelmez. O Aliyül Azim'dir. O'nun katında şefaat etme yetkisine O'nun izni olmadan kim sahiptir diyor Allah-u Teala. Bakara 255'te. Nebe 38'e bakıyoruz. Yevme yekumur ruhu vel melâketü safa ve la yetekellemûne illâ men ezîne lehur rahmanu ve kâlu sevâva. Melekler, yani arşı tutan melekler saf saf olarak ve ruh, devrin imamının ruhu oradadırlar. Kendisine Rahman'ın izin verdiklerinden başka kimse konuşamaz.
konuşanlar onlardır. Allah'tan şefaat dilerler. Devrin imamı ve arşı tutan melekler ve sevap söylerler. Yani kişinin günahlarının sevaba çevrilmesini. Gerçekten söyledikleri şeyin o olduğu kesindir. Çünkü şefaatin muhtevası Mümin 7'de açıklanmış. Allah-u Teala diyor ki arşı tutan melekler onların etrafındaki kişi devrin imamı. Bazı insanlar için Allah'tan mağfiret dilerler. Ya Rabbi kim tövbe eder de, müşrikin önünde tövbe eder de senin yoluna girerse ve böylece mümin olursa, mümin olarak senin yoluna girerse sen onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir. Günahların sevaba çevrilmesi 14. basamakta müşrikin önünde yapılan tövbe ile geçerlidir. Öyleyse Bakara 255 ile Nebi 38 arasında şefaat açısından açık bir ilişki görülmektedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmaktır. Burada konumuz tamamlanıyor inşallah ve sözlerimizi burada bitiriyoruz. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin hem Allah'ın cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.